arkadaşlar. Uzun boyunların köyüne geldik ama terk edilmiş bir köy gibi şu anda. 7'den 7'ye diyor ama bakalım. Bulabileceğiz mi birilerini? Güzel yemek kokuları da geliyor bu arada. Evet, 300-600 baht bayıldık arkadaşlar. Şu köyü dolaşacağız. Bakalım 40 dakikanızı alıyor en fazla dediler. Doğan içinde çok güzel bir köy yapmışlar arkadaşlar. Uzun boyunlu Karen kabilesi. Myanmar sınırında yaşayan bir kabileydi arkadaşlar. Myanmar hükümetine soykırım uğraması sebebiyle Tayland'a geçiş yaptılar. Ama Tayland'da bir türlü bunlara haklarını vermediler. Hala mülteci statüsüyle vasıfsız vatansız olarak buralarda yaşıyorlar. Yerel hayatı desteklemek için de işte bunlar kendilerini geçindirmek için bazıları Tayland'ın kuzeyindeki farklı yerlere göç edip böyle köyler kurup el işleriyle işler satarak kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Swadikap. Ablalarımız burada işlerini yapıyor arkadaşlar. Bir yandan da hediyelik eşyalarını satıyorlar. Getting bigger with your age. Arkadaşlar böyle bir köyde yaşıyorlar. Yaptıklarıyla Swadikap. Böyle yaptıkları şeyleri satarak geçinmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Giderken de 300 baht inşallah bunları desteklemek amaçlı sağlanıyordur. Yani çok kötü bir benzetme ama kötü hissettik açıkçası. Tamamen böyle foto çektirmek için yapılmış hayvanat bahçesi gibi. Hiç sevemedim yani. Ama bunları da başka nerede bulacağız? Çok. Bu arada Myanmar'dan gelen bu kabile boyunlarını uzatıyor olarak biliniyor. Fakat bazı araştırmalara göre sadece omuzları aşağı düşüyormuş arkadaşlar. Aslında boynu uzamıyormuş. Sadece omuzları, kürek kemikleri daha aşağıya düştüğü için boyunları uzun gibi bir efekt oluşturuyormuş diye söyleniyor çalışmalara göre. Arkadaşlar bulaşıkları böyle yıkıyorlar. Baksana şunun tatlışından tatlılıklarına bakın arkadaşlar. Swadika. Gel bir sarılayım da çek şunları. Kendin ne değil onu da. Biliyor musun? Gel bakayım. Hop 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 hop. Gel bakayım. Gel bakayım. Şay. Okey okey. Maşallah. Arkadaşlar çok güzel dokumalar var. Ablalarımız bunlarla yapıyor bakın. Bize ilkokulda öğretirlerdi ya bunu, aynısı. Gelenek devam ediyor. Köy çok güzel ama maalesef bazı acı görüntüler de olabiliyor. Yanmış bir ev. Bakın en azından yanmasından dolayı evin katmanlarını görebiliyoruz burada. Yerden yüksekte konumlandırıyorlar. Aralara bambulardan böyle bir taban oluşturup onun üstüne yatıyorlar. Bu Güneydoğu Asya'daki o Mikronezya'daki evlerin de özeti aslında arkadaşlar. Üstüne de şöyle çalılardan çatı yapıyorlar. Bu bazı yerlerde iki katlı oluyor. Bazı yerlerde böyle tek kat. Evin içinde genelde hiçbir eşya olmaz. Sadece yatacak yatak ile şöyle şurada görebileceğiniz mutfak yeri.
Arkadaşlar güzel bir köy yapmışlar ama yağmurlu havada bayağı bir çamur oluyor. Karen kabilesini, uzun boyunluları gördük. Yerellerin satış yapabilmesi için güzel bir sistem olsa da, yani aynı zamanda bizim gibi yabancıların bu yerleri görebilmesi için, yani kötü hissettik kendimizi ya. Onlar öyle sürekli oturuyorlar öyle. Erkekler turist gelince hemen kalkıyorlar, arkaya gidiyorlar falan. Aile olarak göremedik yani onları yan yana. Yaşamlarından mutlu olduklarını söylüyorlar bize söyledikleri kadar. Ben normalde bunların Tayı pasaportu alamadığını zannediyordum ama galiba burada doğanlara Tayı pasaportu vermişler sanki. İngilizceleri çok iyi değil ama iyi olan birkaç tanesiyle anlaşmaya çalıştık. Öyle söylediler. Şankre'nin meydanında Haşmetli kralımız. Pirinç tarlalarından geçiyoruz arkadaşlar. Göl içinde kalmış gibiler. Tayland'ın köy yollarında da kullanmadık demeyiz. Şuradan sağdan devam edecek. Gelen giden. Buradan mı, buradan mı? Fong Tee bak. Fong Tee. Baksana da tam tepeden. Sola dönün. Buraların çayı doymuş arkadaşlar. Bir çay içeriz bakalım orada. Bizim minik beyaz miraçımız orada arkadaşlar, sayesinde böyle güzelliklere gelebiliyoruz. Baksanıza şu güzelliklere ya. Çay tarlası. Sanki Doğu Karadeniz'deyiz. Çok güzel kamp yapılır vallahi. Harika ötesi ortam. Tepenin diğer yanında da arkadaşlar çok daha güzel. Bir Menderes geçiyor buradan. Haliyle de bayağı bir böcek var diyeceğim ama Yusufçuk çok daha fazla. Tout sera parfait. J'arrête pas d'oublier que je suis déjà arrivé et je peux respirer. Il n'y a rien qui me court après. Je suis là pour kiffer. Je veux sortir de cette cage et je veux tourner la page. Réussir à m'aimer, apprendre à m'accepter. Plantation'a geldik. Yani burada aslında çok daha güzel duruyor ama bu eğim kamerada çok fazla belli olmuyor. Güzel bir restoran kafe yapmışlar. Aşağısına da böyle fotoğraf çektirecek patika, yol vesaire yapılmış. Sawadikap. Teyzeler böyle. Bir yandan sigara içip bir yandan da çay topluyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar tapınaktan Çince ses geliyor. En başta Allah'ım diye dediğini zannettik. Ummay falan diye ama sanki böyle Allah'ımla başlayan Osmanlı Yeniçeri müziği gibi geldi başta. Memlekete hasret seviyemiz bu noktaya geldi 3,5 haftada. Burada bir tane çay, adı Osman Tuz. Acaba bizle alakası var mı? Ablamız burada denetiyor 3 çeşit çayı. Şinchuan Oolong, Ruanji Oolong ve Osman Tuz Oolong arkadaşlar. Bu Osman Tuz'u merak ettik acaba. Bir anlam var mı dedik. Yok dedi, bilmiyor İngilizcesi. Yeterli değil herhalde. Tatları bizimkilerden daha hafif gibi geldi. Tayland'ın da köy yollarında sürmedik demeyiz artık. Köy yolu da yani böyle. Adamların köy yolu ama
arkadaşlar, bakın görüyorsunuz asfalt, kaymak asfalt ya. Ve burası Kuzey Tayland yani. Chiang Rai, Myanmar sınırı kuzeyde. Yani Tayland toplu taşıması olsa tam olarak bir Avrupa ülkesi diyebilirim. İnsanlar kurallara çok iyi uyuyor arkadaşlar. Yani sinyal vermeyen çok az insan gördüm ve arada genelde mesafe bırakıyorlar öndekiyle. Böyle dibinize girip sıkıştırma çok fazla görmedik. Tabelalar böyle. Yani kendi dillerinde de var. İngilizce yazılışını da yazıyorlar bir şekilde. Resort, restaurant. Tabii altımda duster olsa şimdi çoktan sollamıştım da. Ya alışmışız ya, bir de soldan direksiyonda bir şöyle soldan bakmaya. İstemsiz böyle bir refleks oluşuyor arkadaşlar. Şu anda köylerinden geçiyoruz. Gerçekten de Tayland'ın köyleri çok güzel. Doğası çok güzel. Oradan dönecek. Motorlar her şey burada. Yani okul çocuklar bile motorla okula gidip geliyorlar. Çok şaşırıp böyle dizaltı etekleriyle. Aynen. Gömlek ve ne, kurdele takıyorlar. Arkadaşlar, adamların bu night pazar anlayışına hayranım ya. Yiyecekler her şey bir arada. Food court yapıyorlar. Bir yandan müzik çalıyor. Oturma yerleri böyle. Bir yandan da alışveriş yapılacak yerler de var. Gece boyu açık. Adamların night pazarlarının, gece pazarlarının açık olmasının sebebi arkadaşlar çok normal. Gündüzleri o kadar sıcak oluyor ki. Bunlar gündüz dinleniyor ya da çalışıyorlar soğuk klimalı yerlerde. Gece çıkıyorlar arkadaşlar. Hayat gece başlıyor burada. 60 bahta da şöyle bir şey aldık. Karides, sebzeli sarma, spring roll, tavuk butu, patates. Yanına da bir tane salata alacağız. Şu mayoneze ne kadar hasret kaldığımızı bilemezsiniz. Yani Singapur, Malezya, Tayland hiçbirinde mayonez vermiyorlar. Burger King, McDonald's'larda arkadaşlar. Valla bir tane sokak satıcısında bulduk bakın. Çok iyi. Papaya salatası arkadaşlar. Artık salatayı çok özlediğimiz için buraya has bir şeyler deneyelim dedik.